İslam hukukuna göre miras olarak erkeğe iki, kıza bir hisse olmasına rağmen kız evlat ben eşit bölüşmek istiyorum derse erkek kardeşleriyle helalleşmesi gerekir mi demişler hocam? Gerekir tabii. Yani ben eşit bölüşüyorum derken Kur'an-ı Kerim'deki o hükümleri beğenmiyorum derse iş problem olur o zaman. İman problemi olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in taksimini beğenmiyorsa yani nasıl iman etmiş olacağız? Olacak yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde bir defa hani şöyle anlaşılıyor. Bir adamın dört kızı var. Bir tane oğlu varsa yarısını oğlan alacak, gerisini kız alacak gibi bir anlayış var. Böyle değil. Sezbillah Nisa suresi ayet 11. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri misluha hazlı ünseydin. Allah size çocuklarınız hakkında mirası erkeğe iki kız hissesi emrediyor. Bu da yusi emir demektir. Bizdeki tavsiye yani yapsanız da olur, Yapmasanız olur yapmasanız da değil. olur anlamında değildir. Bunu ayetin devamında anlıyoruz. Çünkü ayetin devamında son cümlede فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ yani bu hükümler Allah'tan bir farz olarak diye ifade ediliyor. Şimdi dolayısıyla şöyle düşünün, sizin babanızın üç kızı, bir oğlu var. Bir de anneniz var diyelim. Babanız Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde anneniz çocuklar olduğu için 1/8'ini alacak. Geriye 1/8'si kalacak. Bu 1/8'ini üç kızdı ya. Yani iki oğlan diyelim. Tamam. İki oğlan olsun. Şimdi efendim iki oğlan, bir oğlanı iki kız kabul edeceğimiz için dört kız oldu. Üç de kız vardı, 7. Herkese eşit bölünmüş olacak Ha o zaman. şimdi yok, eşit bölünmüş değil. Şimdi 1/8'ini farz edelim ki 8 milyon lira para bıraktı. 1 milyonunu anneniz alacak, 1 milyonunu bir erkek alacak, 2 milyonunu bir erkek alacak, 2 milyonunu bir erkek alacak, kızlar da birer milyon olacak. Yani her bir oğlan kızın aldığının Bir bir katı katı fazlasını fazlasını alacak. almış olacak. Şayet iki oğlan değil de bir kız olsaydı, o zaman hani 1/8'ini anne aldıktan sonra geriye kalan 1/8'i 7'yi 7'ye bölmüştük. Bir oğlan olduğu zaman, o zaman üç kız, oğlanı iki sayacağımız için 5 eder, 7'yi 5'e böleceğiz. Anladım. Yani asıl olan mesele erkeğin kızın aldığının bir kat Ha, fazlasını almış fazlaca. olması. Kızların tamamının değil. Yani kızlar ne kadar çoksa erkeğin hissesi o kadar azalmış oluyor. Bir kız bir oğlan varsa, 3 milyon bıraktıysa, annesi de yoksa diyelim, İkili başka bir mi? miras yoksa ne yapacak? Oğlan 2.000 milyon, kız 1 milyon alacak. Şimdi şöyle düşünebilir. Yani niye kıza az veriliyor? Şimdi Allah sistemini böyle kurmuş. Erkeğin kadına göre kadında bulunmayan sorumlulukları var. Bir, hanımının ve çocuklarının yeme, içme, giyinme, barınma gibi bütün ihtiyaçlarını erkek karşılamakla yükümlüdür. Kadının böyle bir yükümlülüğü yok. Bir de erkek çocuğu eğer bakıma muhtaç iseler, anne babasının yeme, içme, giyinme, barınma gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Hatta kız kardeşleri varsa bakıma muhtaç iseler, Onlara da erkek onlara da bakacak. bakmak yükümlülüğü vardır. Ama şöyle yaparlarsa, yani oğlan kız var ama kendi aralarında anlaştılar, biz dediler, babamızın mirasını eşit alacağız. O zaman erkek çocukları kız kardeşlerine fedakarlık Yapmış yapmış oluyorlar. oluyorlar. Yani hepsi böyle razı olursa olur. Ama birisi, diyelim ki bir kız derse ki yok ben kardeşim ben yani Allah'ın ayetini, Kur'an-ı Kerim'i falan bilmem. Ben eşit almak istiyorum derse o zaman Müslüman olamaz. Şöyle derse hocam mesela ya tamam Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor amenna kabul ediyoruz başımız üstünde ama ya ben medeni hukuka göre almak istiyorum günaha da razıyız falan dese o zaman da büyük günah işlemiş O olur. nasıl olacak yani? O kulak üstlenmiş olur. Yani Tabii. hesaplaşma yine Tabii ahirette kul hakkı olacak. üstlenmiş olur. Hak etmeyen bir mirası almış olur. Erkek kardeşi razı olmadığı sürece
kul hakkı istemiş olur. O da zaten diğer yani tabii. Ahirette evet. O hakkı vermeden de cennete evet. giremeyecek. Şimdi bak, cennete gidecekse bile. Tilke hududullahi 11 ve 12. ayetler mirasla ilgili. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kanunlardır, kurallardır, ilkeler, sınırlardır. Bu da hududullah Allah'ın sınırı demek. Yani siz bir böyle sınır çiziyor, bu daire içerisinde hareket edeceksiniz. Yani bunu biz günümüzün diline dinin koyduğu kurallar, Allah'ın koyduğu kurallar diyebiliriz. Ve men yuti'illah ve resuluhu kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, yani Allah'ın dediğini tutarsa, peygamberin dediğini tutarsa, yudkhiluhu cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Allah altından köşklerinden köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlere o itaat eden müminleri koyacaktır. Haline fiyâ, orada ebedi kalacaklar. Ve zelikel fevzül azim, bu büyük bir kurtuluştur. Ve men yâsillâhe ve resûlehu, kim Allah ve peygamberin isyan ederse, yani Allah'ın, peygamberin dediğini tutmazsa, ve yeteâtte hudûdehu, Allah'ın koyduğu ölçüleri, sınırları tecavüz ederse, aşarsın. Kuralları uygulamazsa, mesela mirastaki kuralları, yudhilhu nâren, haliden fiyâ, Allah onu cehennem ateşine sokar. Orada ebedi kalır kabul etmediği için. Velehu azabun muhin ve onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor. Yani miras hükümlerini kabul etmezse kafir olur. Kabul ettiği halde uygulamaz da diyelim ki medeni hukuka göre alırsa kul hakkı üstlenmiş olur. Yani geçici dünya nimetleri yüzünden ebedi ahiret hayatını kaybetmemek lazım evet. diyelim.